Annem. Bir saniye bekler misin? Hemen geliyorum. Aa! Hoş geldin Demir'im. Hoş bulduk. Hayırdır? Müşterin mi? Yok. Merve'yi getirdim sana. Bizim müşteri direktörümüz. Bu Merve... O Merve mi? Öz hakiki Merve. Kafası karışık olan. Bu sana fake atıp gizlice evlenenler. Oğlum niye anlatıyorsun kızı? Hayda. Yani Vedat, hemen de beni suçlu çıkardın. Bayılırsın. Oğlum benim konuyla hiçbir alakam yok. Kocasıyla kavga etmişler. Şirketin ortasında sinir krizi geçirdi kız. Ben de alıp buraya getirdim. Buraya getirdin. Oğlum burası terapi merkezi mi? Bünyamin'e götürseydin. Aman diyeyim Vedat. Aman diyeyim. Bünyamin Bey'i hiç karıştırma. Zaten adamdan yeni kurtulduk. Tekrar başımıza sarmayalım. Bak şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Her zaman bana uyguladığın terapi programının aynısını bu kıza uygulayacaksın. Çiçek ektir, toprağa kazdır. İyice yor. Düşünemezsin. Bugünü atlatırsa düzelir. Aa. Demir kalpli Demir Erendil'e gel. Kardeşim senin bir özel hayatı, iş hayatına karıştırmama kuralı vardır. Ne oldu o, ne yapıyor? Vedat'ım sen beni dinlemiyor musun? Kız şirketin ortasında sinir krizi geçirdi diyorum. Dur şimdi. Merve Hanım. Gelebilir misiniz? Vedat Bey, Sera'nın sahibi. Merve Hanım, müşteri direktörümüz. Vedat Bey'in bugün Sera'da yardıma ihtiyacı varmış. Siz yardım edersiniz. Burası çok sakin, dingin bir yerdir. Ben fırsat buldukça gelirim. Peki Demir Bey. O zaman size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Demir Bey, çok pardon bir saniye. Demir Bey, Demir Bey, bir saniye. Demir Bey. Oğlum saçmalama. Bu da içli içli ağlayan kalbi kırık bir kadına ben nasıl iş buyuracağım ya? E ya burada da sinir krizi geçirirsin? Geçirmez, geçirmez. Sende insanları sakinleştiren, dinginleştiren bir enerji var. Sen halledersin. Hay ben senin. Haydi benim işe dönmem lazım. Bak şirkette çok iş birikti. Halletmem lazım ne olur. Kızın durumu çok kötü. Ya sen ne ara bu kadar vicdansız bir adam oldun ya? Sen halledersin. Hadi. Seni de üzülür benim gibi ya. Şu hale bak ne biçim olmuşsun. Bırak istersen. Yüzün gözün toprak olacak. Ay değil mi ya? Ben böyle sizin dikkatinizi de dağıtıyorum çok zaten. Dikkatimi? Yani böyle salyası mükaller falan. Ya ben çalışırken biri yanımda böyle burnunu çekip dursa... ...ben çok sinir olurum mesela. Yok ben olmam. Ya alışkınım. Kafası bozulan seneye geliyor. Ben çok antrenmanlıyım. Ben şimdi bunları ektim. Diktim. Olmuş mu? Yani olmamışsa sökeyim, baştan dikerim. Hatta bir daha olmazsa bir daha sökeyim, bir daha dikerim. Yani sonuçta hayat bir deneme tahtası öyle değil mi? Yani çiçekler zarar görür mü, hırpalanır mı? Bunlar hiç önemli değil. Bize ne? Merve, hadi sen şöyle geç bir otur istersen. Şunu bir iç önce. Sen böyle sana her söyleneni yapar mısın? Ne ihtirasız valla. Babam emekli albay. Oh. Emir komuta zinciri. Ya ben bu hayatta bir kere kafama eseni yaptım. Sadece bir kere. Onda da ne ailem kaldı, ne kocam, ne de yapacak bir şeyim. Ya babam
kuralların insanları korumak için konduğunu söylerdi. Doğruymuş demek ki. Şöyle bir etrafına bakar mısın? Kaç çeşit bitki vardır sence burada? Bilmem yani, çok herhalde. Çok. Peki sence bu çiçeklerin her biri için geçerli tek bir kural olabilir mi? Bunların bazıları güneş ister, bazıları gölge. Bazılarını her gün sulaman gerekir. Bazılarını sularsan çürür. Bazılarını yan yana ekebilirsin, güzel. Ama bazıları yanındakinin köküne dolanır, boğar. Sen şimdi kendi yolunu bulacaksın. Sana neyin iyi geldiğini, senin neyin hayatta tuttuğunu bulacaksın. Başkalarına iyi gelen sana iyi gelmeyebilir. Bu saatten sonra bana hiçbir şey iyi gelmez zaten. Şimdi içinde olduğun şey de pek iyi gelmiyor belli ki. Merve, yanlış saksıda kök salamazsın. Sen şimdi zorla solmak mı istiyorsun? Yoksa yerini bulup açmak mı istiyorsun? Önce ona bir karar ver bence. Anladım. Anladım da bu kadar zor olmamalıydı. Zor. Ama bana kolay bir şey göster hayatta. Değil mi? Merve. Daha çok işimiz var. Bu kadar mı olay yeter hadi. Koyuyorum. Koy. Evet. Şimdi bırak onu. Ellerle evet. Bastır. Toprağa bas. Nasıl, iyi mi? Aa Selin. Burası ne güzelmiş. Öyledir. Gördün mü? Neyi? Vedat Bey'in çalışan erkek çekiciliğini. Ama öyle. Bak sana, hem fiziksel güce dayalı bir iş yapıyor hem de çok naif. Ay işte böyle zıtlıklar çekici yapıyor insanları. Hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay öyle bulduk vallahi. Bizim kız nerede? Vallahi haşat oldu çalışmaktan. Ay kıyamam ya. Ay vallahi Vedat Bey, burası o kadar güzel ki ben her gün haşat olmaya razıyım vallahi. Şöyle yapalım, siz Merve'nin yanına geçin isterseniz, ben çay demlemiştim, getireyim. Lütfen. Lütfen. Ne acaba? Ay ne olmuş bana ya? Bayağı uyumuşum ha. İyi olmuş, iyi. Zaten dün gece hiç uyumamışsın, Ayda söyledi. Biraz dinlenmiş oldun. Oh, benim boncuğuma nazar mı değmiş? Yalnız o kollar bir süre ağrır Merve. Bu gece uyumadan önce bir ağrı kesici içsen iyi olur. Aman ağrırsa ağrısın ya. En azından kalbimin ağrısını unuturum böylece. Geçecek boncuğum. Geçecek. Merak etme boncuğum. Bu gece birlikteyiz zaten.
Bütün gün Sera'da Vedat Bey'le de kafa dağıtmışsındır sen şimdi. Akşam eve gidince şöyle güzel bir dedikodu yaparız. Ora falan aklına bile gelmez. Dedikodusu yapılacak bir şey yok ki. Yani bir biz vardık, biz de ayrılıyoruz. Ofiste dedikodusunu yapacak çift kalmadı resmen. Öyle mi diyorsunuz? Burak'la Eylül. Ay Azmiye, insaf ya. Kadın geleli 2 gün oldu. Vallahi yıldırım hızıyla yakıştırıyorsun. Benim aşk görüm var şekerim. Birbirine uyumlu çiftleri şıp diye görürüm. Demir Bey'le seni de öyle gördüm. Burak'la Eylül diyorsan vardır bir bildiğimiz herhalde. Peki Azmiye.